Bugün çok sevgili Griffin'le birlikteyiz. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ne demek? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Virüslü bir günden. Aynen öyle vallahi. Korona gündeme düştüğü zaman buluştuk. Give up yapmadık diyecektim. Türkçesi aklıma gelmedi. Pes etmedik. Ve birlikteyiz. Atilla Özdemiroğlu albümünü konuşacağız bugün. Neden Yeter şarkısı diye sorayım ilk önce. Çünkü şarkıyı siz seçtiniz. İki aday vardı değil mi şimdi? Hatırladığımız kadarıyla biraz zaman geçtiği için zorlandık ama. Sonra niye Yeter'i seçtik? Düzenleme ve gidebileceğimiz yoldan dolayı mı onu tercih etmiştik? Daha evirip çevirebileceğimiz, başka bir yola götürebileceğimiz bir şarkı gibi geldi Yeter. Değil mi de orijinal düzenlemesinin de çok... Yani tabii o sonraki stres. Stres. Yani çünkü bir Atilla Özdemiroğlu bestesi, arşivler biz yapmadıysa bir Onla Tunç aranjesi. İkisi de çok önemli insanlar. Onların beraber yaptığı bir şarkıyı düzenlerken de baskıyı hissettik. Evet, adam gibi çalışmak lazım. O kendimizden bir şey katarken onların kattıklarını da es geçmemek lazım. Peki size neler hissettirdi? Yani yeter mi sorusunun sizde cevapları var mı? Ne yetiyor tam olarak söylerken, çalarken neler hissettiniz bu parçada? Sahnede çalmak için, söylemek için sabırsızlıkla bekliyoruz yani. O tarz bir iş oldu bence. Her şarkı aynı keyfi, aynı heyecanı vermiyor ne yazık ki. Ama Yeter, bir an evvel sahnede çalalım. Ya da en azından kendi adıma söyleyeyim dediğim şarkı. Evet. Nereden biri. Yani hepimiz için aynı şey geçerli. Bir de sadece sahnede çalmak da değil, bitirdiğimiz andan beri hadi bir an önce yayınlansın. Hani biz beğendik ama sonuçta Arda'nın da söylediği gibi zor bir iş bu. Psikolojisi zor bir şey. Çünkü gerçekten Türkiye'nin, dünyanın en önemli müzisyenlerinden bir tanesinin parçasını kendimize göre farklı yorumluyoruz. Bilinen kalıbın dışında bir şey yapmak zaten yeterince stresli, heyecan verici ama bir yandan da yayınlansın ki hadi artık insanlar bize beğendiler mi, beğenmediler mi bunu bir bilelim, öğrenelim. Tepkileri görelim. Canlı çalmak dışında evet o tepkiler de bizi ekstra heyecanlandırıyor zaten. Projede olduğunuzu ilk öğrendiğiniz anki duygularınız nasıldı bir Atilla Özdemiroğlu albümünde? Arda havaya uçtu. Yani en başında onur verici bir şey yani tabii. Sonuçta bu albümde yer alabilmek. Biz de tabii ilk haberi aldığımızda çok sevindik. Bu şarkının gidişatı da bizi işte dediğimiz gibi bu süreç içerisinde. Onlar da dediği gibi yani her bastığımız tuşa böyle bir tedirginlikle yaklaşıyoruz. Yani sonuçta bu Türkiye mal olmuş şey bir şarkı. Aynen böyle olsun. Günün sonunda biz çok mutluyuz sonuçtan da her şeyden umarız siz de. Sizin için 3 nokta diye hatta yapalım. Ben bir şey cümle kurayım siz böyle onu tamamlayın. Atilla Özdemiroğlu müziği. Zengin hemen. Ben de zengin diyecektim herhalde. Siz şimdi. Önce ben hadi başka bir şey. Tek kelime olmak zorunda mı? Hayır. Ya benim için... Murat hakkında öyle kullandı. Ya benim için en önemli tarafı hani onun hem kullandığı enstrümanlar ve enstrümanlara hakimiyeti, müzik bilgisi, bütün her şeyiyle düşündüğüm zaman şarkılarına inanılmaz armoniler, inanılmaz güzel akorlar falan. Hani Türkiye'de zor gider insanlar anlayamaz ya diyebilecek düzenlemeler ve altyapılar, armonilerle herkesin çok sevdiği, yıllarca unutmadığı, söylediği, herkesin ezbere bildiği şarkıları, melodileri bir araya getirmek başka bir şey bu. Yani enstrüman çalmayı öğrenirsin, müziğin eğitimini alırsın, çok iyi öğrenirsin ama onu bir de ruhunla birleştirip insanlara da sunabilirsen o çalışmakla falan da, sırf çalışmakla olacak da bir şey değil. O biraz şey gibi herhalde, ya vardır ya yoktur hani doğuştan gibi geliyor. Benim için en Atilla Özdemiroğlu'nun en büyük özelliği bence odur. Bir de onu tabii kalıbın dışında kalarak yapabilmek. Tabii. Yani gidilmeyen yollardan giderek, zoru seçerek yapabilmek. Zoru seçerek. Bir de tabii kendi sözlerini yazıp Türkçe şarkılar üreten herkes Atilla Özdemiroğlu'na bir şey borçludur Türkiye'de. Çünkü hep yabancılardan şarkı alıp sözlerin yazıldığı dönemden sonra kendi üretim dönemine, kendi tamamen %100 yerli malına dönmemizin baş aktörlerinden biridir Atilla Özdemiroğlu. Ya ben aslında çok farklı bir şey söylemeyeceğim ama şunu diyebilirim. Duyguyu hem yoğun bir şekilde karşıya aktarabilen ama aynı zamanda biz müzisyenler için inanılmaz eğitici bir karakter. Dolayısıyla aynen öyle. Aynen öyle. Bir ekol yani. Evet.
tanışsaydınız onunla nasıl bir gün geçireceğinizi hayal ederdiniz? Veya neler sormak isterdiniz? Nasıl bir sohbetin içinde olmak isterdiniz? Nasıl imgelerdiniz? Herhalde bir müzik aletinin başında olurdu bu konuşma. Olsa güzel olurdu. Vallahi evet. Yani ne bileyim, o stüdyoda çalışsın abi. Beni yoksa hiç konuşmamıza da gerek yok. Sen çalış, hani biz eminim çalış, biz görelim. Şuna eminim, çok uzun bir muhabbet olurdu. Evet. Çok çok uzun bir muhabbet olurdu. Benim için tek tarafta olurdu herhalde. Ben sadece dinlerdim. Miro. Yok, bence de öyle. Yani hem bu yaptığımız buna benzer projelerde de mesele bir şey bırakmak, bir anı bırakmak. Mesela bugün korona var. Bilmiyorum ne zaman karşılaşırlar bu videoyla ama bugün mevzunun ne kadar kısa ve kolay sona erebileceğini gördüğümüz günler bunlar. Öyle en değerli şeyin zaman ve sağlık olduğunu ve bunları aslında anı biriktirmek için kullandığımızı gösteren günler. Öyle bir şansımız olsaydı çok kıymetli olurdu. Mutlaka bir anı veya küçük bir beste, bir mırıldanma, bir şey yapıp onu bir yerlerde tutardık diye düşünüyorum. Adana Portakal Çiçeği Festivali'nde de aslında birlikteydik 2017 yılında. Orada da 3 tane Atilla Özdemiroğlu şarkısı seslendirmiştiniz. Bir gece yapmıştık. Bir akşam üstü bir konser. Çok güzeldi. Çok heyecan vericiydi. Şükrova Devlet Senfoni'yle. Evet, Atilla Özdemiroğlu adına yapılan bir geceydi. O geceki duygularınız nelerdi? O zaman da albüm var mıydı? Onu konuşuyor muyduk? Yok, henüz yoktu. Değil mi? Daha konuşmuyorduk. Ya heyecan vericiydi. Hem Atilla Özdemiroğlu şarkıları yorumlayacaktık. Hem de arkamızda Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla tedirgin olduk. Zor bir işti. Bilmiyorum, elimizden geleni yaptık. Bizim için çok keyifliydi. Çok keyifli bir akşam. Biraz önce yani Yeter için konuştuklarımız da aynı. Hem Atilla Özdemiroğlu ile alakalı bir projede olduğun için çok mutlu oluyorsun onun şarkılarını söylediğin için ama bir yandan da işte ya hakkını vermek gerekiyor. Çok son dakika işiydi, evet, yani kısa böyle senfoniyle beraber. Bir iki gün içinde hadi ha yapıyoruz falan deyip yani gelen birkaç sanatçıdan biri sizdiniz. Yani ayrıca teşekkür ediyoruz. Rica ederim. O nasıl bir motivasyonsa, o işte bahsettiğin çok az süre içinde biz de çılgın gibi çalışıp. Bir konseriniz vardı. Evet. Oradan geldiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama çok keyifliydi. Güzel. Çok keyifli. Normalde yavaş da adamlarız böyle. Bence heyecanlanınca. Evet, aynen. Yani böyle bir şey oldu mu tabii hemen. Ben çok teşekkür ederim. Çünkü babamı anmak adına yapılan bir geceydi. Çok duygusal, çok keyifli bir gece olarak geçmişti benim için ve anılarımda da öyle kaldı. Abi biz de teşekkür ederiz çünkü şu an hani yeni nesil bilmiyorum ama bizim yaşlarımıza müzik yapan adamlar illaki ona çok şey borçlular, çok şey öğrenmişlerdir. Ondan dinleyip öğrendiklerimiz harici onun açtığı yollardan gidiyoruz hepimiz. Bir şeyler yapmak biz de elimizden. Aynen, elimizden geldiğince bir şeyler elimizden yapmak istedik. Yapmaya çalıştık o gün, evet. Albümde Yeter şarkısını seslendiriyor Grip'in. Ağzınıza sağlık. Mükemmel, depresif bir Yeter mi geliyor diyeyim artık, ne diyeyim. Ben de o duyguları uyandırdım. Bizden beklendiği gibi Yeter. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. Sevgiler. Kelimelerin ötesinde o kadar güçlü bir anlam taşıyor ve ifade gücü var ki hep şunu diyorum, kelimelerin bittiği anda müzik zaten anlatır her şeyi.